gelecek gibi görünüyor. Yani gerçekten Trabzonspor'un o şampiyonla oynadığı, Başakşehir'le çekiştiği yıldaki kadroya yakın bir kadro hedefleniyor gördüğüm kadarıyla. İşte hem Bruno Perez, arkasından Gervinho transferleri ve bence en önemli hamle şu ana kadar yapılmış. Muhtemelen de eğer o sözleşme gittiyse, ön sözleşme imzaya gittiyse artık belli bir noktaya gelinmiş bu transferde. Ben bunu anlıyorum. Şöyle, bugün Hamdi Aslan'dan bana bir haber geldi. Marek Hamşik transferi bitmiştir dedi. Yani oldu, tamam dedi. Trabzonspor çok yakın Hamdi biliyorsun. Hoca bu lafı ediyorsa demek ki bir yerden sağlam bir duyum aldı, bilgi aldı ki Evet. böyle bir iddialı cümle kurmuş. Ben şunu söyleyeyim, gerçekten ligimize büyük renk katacak oyunculardan bir tanesi. Renk anlamı, renk demek şu değil. İşte isim olarak herkesi heyecanlandıracak ama performans olarak hiçbir şey vermeyecek. Kesinlikle böyle değil. Bence Trabzonspor orta sahasında mükemmel işler yapabilecek bir oyuncu. Yaşı belli bir noktaya gelmiş olabilir ki zaten belli bir noktaya gelmiş olmasaydın halen Napoli'nin sembol isimlerinden biri olarak hayatına devam ediyor olurdu. Mükemmel bir takviye olur. Eğer biterse Bakasetas'la birlikte hakikaten Trabzonspor orta sahasına bayağı büyük kalite katar. Hani o Sosa'dan boşalan nokta doldu dolmadı tartışmaları yapılıyor ya bir yıldır. Evet. Marek Hamşik fazla doldurur orayı. Ve gerçekten hem oyun kurma anlamında hem de skora katkı verme anlamında mükemmel bir oyuncu. Abdullah Avcı'nın çok seveceği tarzda zaten özellikleri var. Ne o özellikler? Orta sahada sadece işte forvet arkası değil. Bir 8 numara, hayır değil. İsterseniz başka bölgelerinde de orta sahanı kullanabiliyorsunuz. Devamlılığı yüksek. Az önce söyledim, tekrar edeyim. Belli bir yaşa gelmiş olsa da bence Trabzonspor'u daha üst seviyeye çekebilecek bir takviye. Bu açıdan hakikaten tebrik etmek lazım. Selim Demir sormuş. Trabzon Hamşik'i getirirse Trabzonspor şampiyonluğa aday olur mu? Sadece Hamşik'le olmaz tabii de. Ama önemli bir oyuncu. Mevcut, demin Volkan saydı mesela Bakasetas, mevcut oyuncular, alınacak oyuncular, bütün o bütünlüğü sağladığınızda çok önemli bir taş olur takım içerisinde. Hem ofansif hem defansif anlamda çok ciddi katkı sağlar. Ya yani birincisi hani dersin ya nereye geleceği önemli değil. Gelsin de Türkiye seyredeyim dersin. Öyle bir oyuncu. Mutlaka katkı sağlar. Efendim işte diğerleri niye almıyor falan. Yani onun da bir bedeli var tabii. İyi zamanda alamazsın böyle adamları. Şimdi yani mesela Fenerbahçe'nin Dolu örnek. Ya da Galatasaray daha farklı tarzda bir oyuncu arıyor. Beşiktaş'ın Salih'i de katarsan Beşiktaş'ın da orada çok büyük boşluklar olduğunu söyleyemeyeceğim. Abi bir de Adem Laiç var Beşiktaş'ta. Her ne kadar performansı eleştirilse de hani Evet. mali olarak ona bir bütçe ayrılıyor. Yani bu iş bütçe işi. Trabzonspor o bütçeyi buldu ve bence çok da önemli bir iş yaptı. Eğer bitirdilerse transferi, yani yılın en iyi transferlerinden biri şu an gelmek üzere Türkiye'ye. Hakikaten bence çok heyecan verici bir oyuncu. İşte Sörloth çok konuşuluyor. Mesela Sörloth ya da benzeri muadili bir santrfor. Marek Hamşik ve Bakasetas arkasında. Ve Abdullah Avcı. Abdullah Avcı zaten artık o sistemi oturttu Trabzon'da. Arkasında Marek Hamşik, Bakasetas, İddialı bir Ekuban, Trabzonspor. Envakame, Abdülkadir Ömür, Daha alınacaklar var yani onu söylüyorum. Gervinho yani çok zengin, Giannini bayağı zengin bir hücum attı. Ve ben arkadaşımızın sorusuna öyle yanıt vereyim. İyi bir santrforla Trabzonspor yeniden şampiyonluğa oynar değil, bayağı ciddi favorilerden bir tanesi olur. Tabii bu arada sol bek konusu hala soru işareti gördüğümüz kadarıyla. O da hallolur diye tahmin ediyorum. Gökhan Bey de Uğurcan Çakır'ı satmayı düşünüyor mu Trabzonspor demiş. Sık sık bununla ilgili açıklama yapıyor zaten Başkan Ahmet Ağaoğlu da. Değerini bulduğu zaman gerçekten istedikleri parayı verdikleri zaman tabii ki Trabzonspor'u da kazandıracaksa gönderecek. Uğurcan gibi kaleci bulmak zor. Buna katılıyorum. Ama Trabzonspor Uğurcan'ın gidişini zaten hemen hemen 2 yıldır biliyor. Yani Evet. bu çocuk bir gün gidecek.
Yani Türkiye'de durmayacak. İnşallah çok güzel bir takıma gider. İnşallah hepimizi temsil eder orada. Ama Trabzonspor bunun hazırlığını yaptı. Yani genç kalecilere yatırım giderse yaptı. Giderse ne olur? Bence geçiş çok zorlu olmaz. Yıpratıcı olmaz. Mevcut kaleciler, bir de yani Abdullah Hoca gibi tecrübeli bir isim var orada. Mutlaka yurt içinden veya yurt dışından bir alternatifle hızlı bir şekilde orayı çözebilecek planları da yapmıştır. Vardır bence planları da. Ben bu sene gider diye düşünüyorum. İyi de teklif alır. Mesela Uğurcan giderse Başakşehir'de şu anda birinci kaleciliği olarak düşünülmüyor benim gördüğüm kadarıyla Mert Günok. Evet. Mert Günok Trabzonspor için bir aday olabilir. Ki o da tamam kötü bir sezon geçirdi de iyi bir kaleci yani tecrübeli bir kaleci. Ersin'in transferi olursa Beşiktaş'ta Mert Günok'la kaleci satıldığı anda gündeme gelecek ilk isim Mert Günok. İlk isim Mert yani Günok bu açık olacak. Benet. Çünkü hem şu an amili takımımızın kadrosunda şu an Uğurcan ve Altay'ın gerisinde gibi gözükse de potansiyeli itibariyle bir takımın, büyük takımın birinci kaleciliğini yapabilecek bir kaleci. Babası da biliyorsun eski Trabzonspor kalecisidir Mahir Günok. Yani camiaya da yabancı bir çocuk değil. Eğer Uğurcan'ın transferi gerçekleşirse Mert Günok Trabzonspor forması giyebilir mesela. Yani benim direkt hızlıca aklıma gelen bir şey. Yani transfer duyumu gibi algılanmasın. Direkt aklıma gelen bir şey. Mutlaka onun alternatifi düşünülmüştür. Hatta bulunmuştur. Uğurcan giderse şunu yaparız, şu hamleyi yaparız diye düşünülmüştür diye tahmin ediyorum. Ki mevcut kadroda da Uğurcan'ın yokluğunda kullanılabilecek yetenekte ve hani başarıda kalecileri var. Var. Hani iyisini de bu sezon işte şampiyonluğa oynayacak kadro kuruyoruz. İyisini de yapalım diye de düşünmüşlerdir ve planı yapmışlardır mutlaka. Ya yani Abdullah Hoca zaten çok iyi bir araştırma ekibi var. O ekip hani belki gelecek sezon şu oyuncu gidebilir diye düşünüp onun bile çalışmasını yapıyordur bugünden itibaren. O açıdan ben Trabzonspor'un bir hani geçiş sürecinde bir sancı yaşayacağını düşünmüyorum kale konusunda. Şimdi bir milli takıma geçeceğim. Okan Yokuşlu'nun açıklamaları var. Bir bakalım sonrasında az da bir zaman kaldı İtalya maçına. Sizlerin de sorularıyla birlikte amili futbol takımımızda konuşacağız. Evet, Okan Yokuşlu yine böyle beğenilen oyuncular arasına girmeyi başardı. Kendini göstermeyi başardı bir önceki maçlarda, Dünya Kupası elemelerinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani o İngiltere gittikten sonra çok daha farklı bir hale geçti. Yani İspanya'dakinden, Türkiye'dekinden çok daha farklı bir duruma geçti. Milli takımın bel kemiği oyuncularından biri oldu. Omurgasını oluşturan oyunculardan biri oldu. Hem ofansif hem defansif anlamda çok iyi işler yapıyor. Ben de katılıyorum. Yani burada nihai hedef öncelikle tabii gruptan çıkmak. Gruptan nasıl çıktığın önemli. Hangi konumda çıktığın önemli. Biraz da o belirliyor ondan sonraki süreci. Yani gideceğin ülkeden tut, eşleşeceğin rakibe kadar. Ama tabii gruptan çıkalım da ne çıkarsa çıksın karşımıza, o durumdayız. İyi gidiyor. Vallahi milli takımda da hani milli takım bir kulüp takımı haline geldi. Hep aynı oyuncular, birbirini bilen oyuncular, yeni isimler de katılıyor. Ve Okay da bu hikayenin önemli kahramanlarından biri haline geldi. Kutluyorum. Volkan. Çok farklı bir geçiş yaptı yani. Okay'ın şu değerlendirmesine de katılıyorum. Gruptan çıktıktan sonra turnuva